Müslümanlar Darwinizm propagandasına alet olmamalı. Aksiyon Dergisi, 27 Eylül 1997. Ne insan ne hayvan. Zaman Gazetesi, 2 Mart 2010. Hindistan'da yılan fosilinde dinozor yumurtası bulundu. Michigan Üniversitesi'nde paleontolog Jeff Wilson, bu erken ve iyi korunmuş yılanın hareketlerini incelediklerini ifade ederek, fosilin yılanların anatomik ve ekolojik evriminin anlaşılmasına yardım edeceğini söyledi. Türkiye Gazetesi, 23 Haziran 2000. Dinozorların atası bir sürüngen mi? Bunun kuşların kökeniyle ilgili bilinenlere yeni bir boyut getirdiğini belirten araştırmacılar, fosilde belirlenen bahis kemiği ve kanat tüylerinin günümüz kuşlarınkini andırdığını açıkladı. Yeni Şafak, 5 Haziran 2011. Afilli bir Darwinizm güzellemesi. X-Men 1. sınıf. Türkiye Gazetesi, 2 Ekim 2010. Penguenler eskiden daha büyükmüş. Bilim adamları kuşun tüyünün özelliklerinin fosilin penguen evriminin oldukça erken dönemlerine ait olduğunu işaret ettiğini belirtti. Zaman Gazetesi, 1 Ekim 2010. Peru'da dev penguen fosili bulundu. Clarkey yaptığı açıklamada fosilin penguenlerin ana fiziksel görüntüsünün milyonlarca yıl önce evrildiğini, ancak tüylerinin kızıl, kahve ve griden siyah ve beyaza çok yakın zaman önce dönüştüğünü gösterdiğini belirtti. 8 Ocak 2011 Yeni Çağ, kainatın evriminin kayıp halkası bulundu. Türkiye Gazetesi, 5 Ağustos 2003. Aslanların atası Çan Kralı. Çankırı'da yapılan kazılarda aslanların atası olabileceği düşünülen küçük ve etçil bir türün kalıntılarına rastlandı. Çankırı, Çorakyerler kazasında aslanların atası olabilecek bir türe ulaşıldı. Haber 7, 25 Nisan 2012. Milyonlarca yıldır içimizde evrim geçiriyorlar. Bilim insanları, antik virüslerin 10 milyonlarca yıldır DNA'larımız içinde evrim geçirdiklerini belirtti. Türkiye Gazetesi, 18 Ocak 2000. 400 milyon yıllık balık fosili. Balık fosilinin kafasında diğer balık türlerinden farklı olarak beyni ile gözü arasında iletişimi sağlayan bir bağlantı bulunduğunu ve bunun da balığın canlıların atası olması ihtimalini güçlendirdiğini öne sürdü. Haber 7, 19 Ekim 2010. Omurga, kol veya bacak ve göğüs kafesi kemiklerini inceleyen araştırmaya imza atan bilim insanları, tembel hayvanın boyun iskeletinin tek bir evrim geçirdiği yorumunu yaptı.